Yaşamın izlerinde bugün güzel bir bahar gününde birbirimizle beraber çalışmaktan ve beraber müzik yapmaktan çok keyif alıyoruz diyen iki arkadaşla beraberiz. Piyanist İklim Tamkan ve mezzo soprano Senem Demircioğlu bizimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok keyifli bir ortamda Ak Merkez'de Dore Müzik Mağazası'nda seçim öncesinde istedim ki bir bahar günü biraz böyle müzikli, keyifli bir sohbet yapalım. O yüzden bu hafta sizleri tercih ettim. Şöyle başlayalım mı? Bu bir hayat hikayesi programı ama tabii iki kişi olunca çok böyle uzun ve detaylı olarak hayatları konuşmanın çok da şansı yok maalesef süre kısıtlamasından dolayı. Ama istiyorum ki özellikle tabii ki de birlikte çalışmaya başladığınız zamandan itibaren konuşalım. Biraz özgeçmişlerden, çocukluktan itibaren gelirsek müzik hayatlarınız nasıl başladı, neden müzik tercih ettiniz, bilinçli tercihler miydi? Biraz küçük kız iklim ve küçük kız Senem'i anlatır mısınız bana? Ben aslında konservatuvarın ve müzik eğitiminin ne olduğunu çok bilmeden tamamen babamın yönlendirmesiyle bu işe girdim. 11 yaşındaydım ve ilkokul sonrasıydı. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda başladım. Müzik eğitimi, piyano eğitimi. Akabinde İzmir'e, sonra Viyana'ya ve Graz'a geçtim. Babamın herhalde müziğe olan merakı, kendisi amatör olarak çalardı bas, gitar, piyano falan ve aslında çok incelikli damak tadı sayesinde bugün piyanist oldum. Herhalde onun bir zevkiydi bu diye düşünüyorum bugün. Sen nasıl başladın Senem? Ben de 8 yaşında babaannemin yönlendirmesiyle müziğe başladım aslında. TRT İstanbul Çocuk Korosu'nda başladım. Oradaki öğretmenlerim de beni konservatuara yönlendirdiler. 11 yaşında da Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na piyano bölümüne başladım ben de. Eski bir piyanistim aslında ben de. Ortaokul, lise piyano okuduktan sonra şarkı söylemeye hep aşık olduğum için üniversitede ben opera bölümüne geçiyorum dedim. Ve operaya geçtim. Yani benim müziğe yönlenmem de aslında babaannem sayesinde olmuştur.
ailelerimiz olmuş yani. Sağlamış aslında. O yaştaki çocukların kendi bilinciyle pek seçebileceği bir okul olmuyor konservatuvar tabii. Yaş 11 çünkü. Yani. Evet. Yani ama çok isteyerek devam edildiğini tabii, biliyorum evet. Her ikiniz için. Yani evet. Sancısız geçmedi bence ama. Yani hiçbir şey sancısız değil bence sanat alanında. Yani sancısız değildi tabii ki ama çok keyifliydi. İyi ki de ben konservatuvara girmişim hala diyorum her zaman. Aslında romantik bir tanışma hikayeniz de var. 2012'de Graz'da, Avusturya'da her ikinizin de eğitim sırasında tanışıyorsunuz. Şunu sormak istiyorum. İki kadın, benzer kariyerler, benzer eğitimler. Nasıl tanıştınız ve o ilk tanışma anından itibaren böyle bir müzikal birlikteliğe nasıl yol aldınız? Nerede tanıştığımızı hatırlıyor musun? Okulda galiba tanıştık değil mi? Okulda tanışmadık. Bir kafede tanıştık. Ben doğum kafede günüze. Benim doğum gününde evet. Tanıştık. Evet. İklim zaten oranın muhtarı gibiydi. Senem de yeni düşmüştü. Ben de yeni düşmüştüm. Benim doğum günümde, zaten daha yeni gitmiştim, birkaç gün sonra benim doğum günümde bir kafede tanıştık biz. İlk tanıştığımızda pek haz etmedik birbirimizden açıkçası. İklim bana çok ukala gibi geldi. O da bana aşırı donuk geldi, çok soğuk geldi. Ama sonra anladım ki aslında Senem çok coolmuş. Sen ne anladın sonra Senem? İklim de çok aslında sevince çok sempatik bir kız oluyormuş. Sevince. Ondan sonra çok sevdik tabii birbirimize. Peki zor mu iki kadın beraber çalışmak? Hani nasıl zor yönleri var veya birbirinizi tanımlamanız gerekse nasıl tanımlarsınız? Hani karakter özelliğiniz, sevdiğiniz, sevmediğiniz yönler diye sorayım. Genel olarak Senem hayatta benim frenimdir. Çünkü ben bazen hakikaten böyle kontrolsüz, hızlı ya da işte çok şeyi üst üste yapan ve hani hiyerarşik olarak çok dengeleyemeyen biriyim. O yüzden o benim kontrolümdür, hafızamdır, zihnimdir ve Senem'le çalışmak hiç zor değil. Aşırı kolay ve konforlu. Yani tabii ki vardır dezavantaj demeyelim de hani zorlukları da vardır ama ben pek hissetmiyorum ama çok mutluyum. Yani bu iki kadının çalışması hiçbir zaman zor olmadı benim için de yani. İklim evet dediği gibi çok birçok işi aynı anda yapmak ister. O konuda karakterlerimiz çok zıt. Ben daha böyle adım adım gitmesi gerektiğine inanırım. Belki ben de çok yavaş, ağırkanlıyım. Hani iklim de belki beni hızlandıran taraf oluyor. Projelerde, çalışmakta vesairede. İkimiz de bu şekilde çok iyi dengeliyoruz birbirimizde. O yüzden bence başından beri çok iyi anlaşan bir ikili. Evet, yani bizim aramızda ciddi bir doku uyuşması var diyebiliriz aslında. Peki birlikte çalışmaya, birlikte müzik üretmeye nasıl karar verdiniz? Açıkçası biraz da çok boş vaktimiz vardı. Canımız aşırı sıkılıyordu. Canımız çok sıkılıyordu. Avusturya'nın o depresifliğinden, evet, griliğinden. Sosyalleşecek yani bir İstanbul kadar benim için en azından çok bir ortam olmadığı için birlikte müzik yapmaya karar verdik kapanıp odalara. Yani çok boş vaktimiz olduğundan ve sıkıldığımızdan evet. Başladık aslında biz birlikte. Hiç böyle bir cevap beklemiyordum gerçekten. İlk önce böyle klavsenle işte aryantikler yaptık, barok aryalar yaptık. Ondan sonra ikimizin de çok sevdiği sevgili Fazıl Say'ın ilk şarkılarının düzenlemelerini yapmaya başladık. Sonra da yavaş yavaş zamanla dönüşerek artık elimizde olan bugünkü ilk Atlas projemize vardık. İlk Atlas'a geçmeden şunu sormak istiyorum. Müzikal anlamda birbirinizi hem geliştirmek anlamında hem de bazen hafif didişerek yermek anlamında eleştirir misiniz? Hani olmadı bu çaldığın veya beceremedin bunun burasını söylemeyi gibi. Tabii ki her zaman eleştirerek üretiyoruz müziğimizi. Yani çok güzel oldu, ah canım benim diye pohpohlarsak yani zaten içimize sinen bir müzik çıkmaz ortaya. Ama didişmelerin de dozajını gayet iyi ayarladık biz aramızda. Evet. Eleştirerek. Ama eleştiririz, hep kritik aynen, ederiz. Hep yani kritik hatta ederiz. Ben bazen Senem şuraya bir oturup ben bir şeyler tıngırdatacağım, nasıl oluyor falan diye soruyorum. O da aynı şekilde. Mesela albüm dönemi çalışırken birbirimize odalara kapanıp böyle bir iki saat çalışıp tekrar buluşup birbirimizi kritik edip falan gönderiyorduk tekrar. Zaten bu işin parçası böyle olmak zorunda. Bir duo böyle çalışabilir ancak yani. Hiç böyle tartıştığınız, gerginleştiğiniz, hani kavga demek istemiyorum ama hani ya, işin gerginleştiği dönem oldu. Gelmedik biz zaten. Ya bizim ilginç bir adaleti de var duyumuzun aslında, ne bileyim. Ben bir şeyi daha çok beğenmişimdir öyle. Seneme öyle daha güzel gelmemiştir. Benim beğendiğim şey iklime öyle gelmemiştir. İkisinin ortasını buluruz. Buluruz ortasını. Ya da bir parçada mesela benim çok istediğim bir şey öyle benim istediğim gibi tınlar. Diğerinde ama Senem'in istediği gibi olur. Ve bu hiç konu olmaz ve ikide çok mutlu olur. Adalet sistemimiz var yani. Var var. Ayrılık.
bir dertten ara yama ayrılık, her bir dertten ara yama albüm ve ilk atlas. Aslında enteresan da oldu. Programın yayın tarihi Perşembe olunca şimdi 31 Mart 2017 albümün çıkış tarihi neredeyse tam yıl dönümüne denk gelmiş durumda bu program. Evet, özellikle ben baktım. Yazıyor, iTunes Store'da bile yazıyor. Ay, ayıp mı oldu böyle demek? Yok. Çok şekersin. Şiirlerden şarkı yapmak. Şiirlerle şarkı yapmak ve üzerine de bir Fazıl Say prodüktörlüğü. Bu nasıl gelişti? Yani yine Graz'da aslında birlikte müzik yapmaya başladığımız zaman önce evet baroklarla başladık. Fakat bu şiirlerden şarkıları yapmaya ikimiz birbirimizi tanıdıkça edebiyat zevklerimizin de ortak olduğunu, yani çok ortak noktasını bulduk edebiyat zevklerimizin. Şiir ve şairlerle özellikle çok aynı yerde buluşabiliyorduk. Ve Fazıl'ın daha ilk şarkılar albümü bile çıkmamıştı. Biz bu şarkılardan haberdardık. Hazır dedik, hani şiirlerden çok etkileniyoruz ve bunlarla ilgili bir şeyler yapmak istiyoruz. Fazıl'ın parçalarını biz biraz kendimiz yine odalara kapanarak kendi zevkimize göre bir çalışalım dedik Avusturya'da. Ve konserlerini sonra zaten yapmaya başladık minik minik, değil mi? Sonra konserlerini yapmaya başladık. Onun üzerine Kekre Dünya şarkısını sevgili Fazıl'ın. Fazıl duyunca bizim yorumumuzu. Ya bir gün bir canlı yayında aslında tesadüfen görüp hiç dinlemediği haliyle böyle. Ona, çok enteresan. Yani şarkıları yaptığımızı biliyordu ama hiç dinlememişti. Canlı yayında duyup hemen mesaj attı. Kızlar bir kaydedilmeli. Yanına, hemen stüdyoya giriyoruz. Yanına kendi birkaç parçanızı daha koyun, hemen stüdyoya giriyoruz. Kaydedilmeli dedi. Aslında bizim kafamızda o dönem bir albüme gitme, albüm yapma fikri yoktu yani. Herhalde de olmazdı daha uzun süre, bir iki sene falan. Bence de uzun süre olmazdı. O yani dürttü bizi, o verdi fikri ve aslında Kekre Dünya'nın bir kaydı daha, öyle bir kaydı daha olmasını istediği için o ve yanında diğer parçalarımızla oluştu. Açılacak yer yoktur bulanmadan acıya. Artık her şey bitti, geceleri sokağa çıkma. Yorganına sıkıca sarı. Mutlu aşk yoktur dünyada. Dina varima, diva varima bana. Bir şey yok paylaşacak acıdan başka. Paylaşacak acıdan başka. Nasıl bir his Fazıl Say'la çalışmak? Nasıl bir tecrübe? Senen bildiğim kadarıyla daha uzun süredir ben albümden önce evet çalışmaya başladım. 2012'de yine ben Fazıl Say'la çalışmaya başladım. Onun bir eserinde bir mezzo soprano solo'yu söylüyordum. Çalışırken çok disiplinli bir Fazıl Say var tabii ki. Onun dışındaki Dost Meclisi'ndeki Fazıl. İki ayrı Fazıl Say var diyebilirim aslında ama bu hani şey gibi değil. Bir taraf çok despot, bir taraf çok şen şakrak gibi değil. Ama ya yani işine olan saygısını üstünü vurgulamak için söylüyorum bunu. İnanılmaz disiplinli ve onunla çalışırken gerçekten ufkum genişledi ve çok şey öğrendim diyebilirim. Albüme gelince de albümde de gerçekten inanılmaz bir destekçiydi. Bana da iklime de. Evet, özellikle iklim için yani iki piyanist olunca iklim için daha zor. Sancılı yani. Tabii. Çok komik anılarımız falan da var. Hani. Onu ayrıca sormak istiyorum aslında. Nasıl bir his mesela Fazıl Say gibi bir piyanistin yanında, önünde? Ya özellikle bir albüm için çalmak. Kayıt odasından dinledim. Herhalde benim için en komik, en sancılı şey o improvizasyon kısmıydı. Bir parçamızı yaptık ve arkasından iklim bunun üzerine birazcık doğaçlama yapmanı istiyorum falan dedi.
şimdi mi falan. Evet, hemen indim ve taktık ve 10 dakika orada bir şeyler çaldım. Yani bayağı ilginçti yani. Çok ısı çok yüksekti içimde. Biraz ama gergin de. Evet, yani yukarıda normal, dinliyor ve normal. Hani ne olacak diye, çünkü saçma sapan şeyler de çalınabilir yani o anki ruh haline göre. Ben o an ekibin piyanisti olmadığım için şükrediyorum mesela. Ama baştan sona çok yapıcıydı, çok destek verdi. Hep güç verdi, hep beğendi yani. Hiçbir gerginlik, hiçbir yanlış, böyle bir aklımda böyle yani kötü hiçbir şey kalmamış. Hep yol gösterdi. Yani hiç kötü eleştiriyle gelmedi dinlettiğimiz şeylere. Yol gösterdi hep. Ve öyle sancılı, krizli falan filan da değildi yani. Değildi. Bazı sayın prodüktörümüz olması bizim için çok kıymetli. Ama her şeyden önemlisi bizim küçük güzel ailemiz. Ha, çok keyifliymiş bu. Biraz şöyle bakalım istiyorum albüme. Aslında hüzünlü, derin duygu yoğunlukları olan, hatta zaman zaman depresif şiirler de var. Metin Altıok, Cemal Süreya, Ahmet Erhan, Behçet Aysan, Edip Cansever gibi şairlerin şiirleri. İkiniz ayrı ayrı hemen şey sormak istiyorum. En sevdiğiniz şair? Metin Altıok. Hepsini tabii çok seviyoruz ama ben biraz Cemal Süreyya'cıyım sanırım. Harika. Sizi kitlelere tanıtan enteresan bir seçki bu tabii ki de. Şunu merak ediyorum. Bestelenecek şiirleri nasıl seçiyorsunuz? O besteler nasıl yapıldı? Biraz albümün o yaratılış aşamasını anlatır mısınız? Paylaşır mısınız? Şiirlerimizi genelde Senem seçiyor. Çünkü aldığı opera eğitimi sebebiyle proza diye benden çok daha hakim, çok daha hızlı hemen şey yapabiliyor. 12'den vurabiliyor. Bu çok güzel olur diyor. Ve akabinde de çok sevgili dostlarım sayesinde, sevgili Doğan Duru, benim çok sevdiğim okul arkadaşım Ajdan Akyüz'ün bestelerini kullandık. Bir de ikimiz beste yaptık albümde, evet, değil mi? Bir tane bestesi. Hangi şarkı sizin? Artık her şey bitti. Ahmet Erdoğan. Albümden sonra bir seri konser de yaptınız. Hatta epey dolaştınız da. Hani sadece büyük şehirler değil, küçük şehirlerde de. Bir de bu geçtiğimiz sene içinde Yetkin Dikincilerle yaptığınız özel bir proje var. Şunu sormak istiyorum. Konserlerdeki izleyici tepkileri, yaklaşımlar, albüme aldığınız iki tepkiler nasıl? Sizi bundan sonrası için nasıl yönlendirir aslında? Biraz da onu merak ediyorum. Yani ilk konserlerde aldığımız tabii canlı tepkiler beklediğimizden çok çok daha olumluydu açıkçası. Hani biraz önce de senin söylediğin gibi biraz daha hüzünlü, depresif bir müzik yaptığımız için yani albümün dışında programı dolduran parçalarımız da açıkçası çok böyle hareketli, mutlu. Şen şakrak değil. Fakat seyirci o an bizimle bir atmosferin içine giriyor. Bunu yaşadık gerçekten biz. Ve ilk zamanlarında, ilk konserlerimizde gerçekten çok mutlu etti bu bizi. Bizimle giriyorlar o dünyaya. Ve konser bitti diyene kadar biz kimse çıkmıyor oradan ve çok interaktif de oluyoruz biz parça aralarında. Hem şarkıların hikayelerini anlatıyoruz, hem başımızdan geçen komik anıları anlatıyoruz. Ya aslında bu albüm sürecini dinleyici de bizimle bekledi bence. Hakikaten geri sayımı oldu yani orada. Onu hissettik. Hakikaten böyle ciddi bir kemik dinleyicimiz vardı bence. Konserlere düzenli gelen, süreçleri vardı, takip eden, işte provaları paylaştık. Hep onları bekliyoruz. Hadi çıksın, şöyle olsun, böyle olsun falan. Dolayısıyla bence seyircimiz bizi seviyor. Çok mu seyircimiz bilmiyorum, dinleyicimiz, ama bizi seviyorlar. Kız evin önüne de sereceğim kilimi. Kız evin önüne de sereceğim kilimi. Oldu hayli zamanlar görmedim, görmedim sevdum mi. Oldu hayli zamanlar, oldu hayli zamanlar, görmedim, görmedim sevdum. Yetkin Dikincilerle de Nazım Hikmet projesi yaptık bir tane. Kendisi sahnede anlatıcımız. Ben şarkıları söylüyorum, iklim piyano çalıyor. Böyle bir müzikli gösteri gibi bir saatlik yine... Otobiyografik aslında baştan sona bir proje gibi Nazım'la ilgili. Öyle bir hikaye aslında, hayatın dönemlerine göre seçtiğimiz ve bizce duygu durumunu yansıttığını düşündüğümüz parçalarla beraber böyle ilginç bir gösteri. Devam edecek mi bu tip farklı projeler? Var mı niyetler, fikirler? Bunlar anlık çıkıyor aslında. Çok istedik, seviyoruz. Aile gibiyiz Yetkin'le de. Canımız isterse. Evet, seviyoruz farklı projeler yapmayı. Barok müzik yapıyoruz. Evet, evet, konserleri yani yapıyoruz arada. Klasiği çok özlüyoruz. Hadi biz bir geri dönelim diyoruz. Tabii farklı dönemlerden de yapıyoruz. Sadece şiirlerden şarkılar yapmıyoruz yani.
Ben klavyesel repertuarını çalmaya çalışıyorum. Şimdi burada tam onu sorayım istiyorum. Türkiye'de bildiğim kadarıyla klavyesel çalan kadın piyanist şu anda güncelde pek yok. Klavyesel çalan çembalist mi desek ne de onu düşündüm şimdi. Nasıl klavsenci, deniyor? Klavyesenci diyebilir. Klavyesenci diyebiliyor muyum? Çembalist de diyebilirsin. Okay. Neden? Neden klavyesel? Neden klavyesel? Klavyesel de okudum ben aynı zamanda piyano dışında. Klavyeseni belki piyanodan daha bile çok seviyor olabilirim. Herhalde ait olduğu çağ, o duygu, o tat, o ses rengi falan çok hoşuma gidiyor ondan. Çalması ayrıca çok daha zevkli piyanodan. Yani iç mekanizması farklı olduğu için çalarken böyle bir kanuncu gibi o telin, mızrapın teli çekişini hissedebiliyorsunuz. Bana daha büyülü geliyor. Süper. Hava, toprak gibi gebe. Hava kurşun gibi ağır. Bağır, bağır. Bağır, bağırıyorum. Kurşun, kurşun eritmeye çağırıyorum. Atlılar, atlılar, kızıl atlılar, atları rüzgar kanatlılar, atları rüzgar kanat, atları rüzgar, atları. Hüzünlü, melankolik, hatta zaman zaman depresif de diyebildiğimiz şiirlerin yanında bence müziğinizden kaynaklanan bir direnç, bir umut da var sizin eserlerinizde. Hayatın içindeki umudu nerede bulursunuz, nasıl bulursunuz? Ben insanda buluyorum galiba. Pardon, sözünü kestim. Hiç önemli değil. Ya bu kadar bir. Evet. Umut zaten hep bizde, yani biz depresif parçalar yapıyoruz ama böyle kakara kikiri aslında insanlarız. Müziğimizle mizacımız pek aynen, oturmuyor ben de, bence. Ben de onu söyleyecektim. Müziğimiz depresif, evet. Fakat hani sahneden indiğimiz andan itibaren ya da kayıt bitti kestik dediğimiz andan itibaren o müziğin çok tezat karakterleriyiz aslında. Evet, zaten sahnede bile o kadar depresif değiliz. Biz çok gizli bir yanımızı orada aslında gösteriyoruz. Çok derinimizi, hüznümüzü sadece sergiliyoruz. Ama biz çok mutlu ve umutlu iki kadınız bence. Hayatın her alanında umutluyuz aslında. Bitirmeye doğru Türkiye'de klasik müziğin durumunu da konuşalım istiyorum sizinle. Çünkü siz çok sık yurt dışında da konserler veren bir ikilisiniz. Yurt dışında devlet desteğiyle eğitim alan harika çocuklar döneminden sonra bugünkü duruma baktığımızda neler söyleyebiliriz? Yani şu anda da açıkçası harika çocuklarımız o kadar fazla sayıdalar ki ve yurt dışında bizi çok güzel temsil eden. Dünya sahnelerinde bir sürü genç yeteneğimiz var. Ve fakat artık tabii devlet desteğiyle okuyamıyorlar orada. Yani öyle bir harika çocuk devlet desteği kalmadı artık. Özel burs bulabilen şanslılar oluyor veya bulamayanlar hem orada hem çalışıp hem okulumu devam ettirmek durumunda olanlar da oluyor. Açıkçası yurt dışında okumak şu an çok kolay ve konforlu bir iş değil. Ama buna rağmen gerçekten çok başarılı genç yeteneklerimiz dünyanın birçok sahnesinde varlar. Zaten çok sancılı bir süreç aslında o. Devlet tarafından desteklenebilseydi, zamanında bu ilgili biletlerin zamanındaki harika çocuk yasası olabilseydi çok güzel olurdu. O zaman belki şu anda adını bile bilmediğimiz cevherler büyük başarılar kazanıyordu yurt dışında. Hem bahar, hem yeni bir dönem, hem de sizin albümün sonuna da biraz atıfla bulunarak şöyle bir soruyla bitireyim istiyorum ki bakalım biraz umutlu kapatabilecek miyiz programı. Mutlu Aşk Yoktur dizesiyle bitiyor albüm. Yok mudur sahiden? Var mıdır? Vardır bir amca.
Elbet bir gün. Bu bahar gününde hem müziğinizle, şarkılarınızla, o güzel piyano sesiyle programa renk kattınız. Çok teşekkür ederim konuğum olduğunuz için. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hem sana hem teknik ekibe, Medyascope'a ve Dora Müzik ailesine bizi böyle güzel ağırladıkları için. Görüşmek üzere diyorum. Bugün yaşamın izlerinde oldukça değişik bir bölümle karşınızdaydık. Bir bahar zamanı, hem müzik, hem umut, hem şiir konuşalım istedik. Bizimle kalın. Haftaya görüşmek üzere. Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında. Sevişmek ah ne hoştur yıldızların altında. Mavi nurda bir ırmak gölgede bir salıncak, bir de ikimiz kalsak yıldızların altında. Yanmam gönlüm da, gözlerim kapansa da yıldızların altında. Yanmam gönlüm yansa da ecel beni alsa da gözlerim kapansa da yıldızların altında. Tu baba bir abi.